Hallo. Oh, Kamera. Biraz bir tık. Bir bakayım. Kamera modern sanat olmuş. Acaba niye? Peki aç kapa çözer mi? Yok mu? Var bu arada. Bakayım. Aa, çözdü. Ulan var ya, Türkler biliyor bu işi ya. Yemin ediyorum biliyoruz biz bu işi. Çözmüşüz abi olayı. Ya kasmaya gerek yok. Yok kabloları kontrol etmiş bilmem neymiş. Abidik kubidik şeyler abi. Yani yazılımda bir hata olabilir. Haha bonk. Orijinaline gitmemiş yemek sepeti kodu. Vallahi gittiyse zaten şaşırırım. Göndermedim çünkü daha. Şimdi göndereceğim. Aa, şaşırdım şimdi, yalan yok. Gitmiş olsaydı şaşırırdım. Derdim ki wow. Nasıl ya? Gönderiyorum şimdi. Alo. Dün Loki yollayacaktı, yollamamış. Yok ya, dün biraz işim vardı. Altı Eylül'ü son. Tabii, daha 1,5 ayım var kullanmak için. Bir ayım var kullanmak için. Yani daha uzun sürem var. O yüzden sıkıntı değil. Şu anda gönderiyorum. Hallo, hoş geldiniz. Hemen şu kodları göndereyim. Hoş geldiniz. Welcome Zubit'te. Çok havlu konuşuyorum. Thanks. Ama konuşuyorum abi. Ayağım sızlıyor. Anlatacağım neden olduğunu. Bekleyin, çayları atacağım. Elit. Alo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamlar, ne yapıyorsunuz? Ne çok kod vermişim. Dün bayağı kod vermişim bu arada ya. Alo. Ah be Kunok. Zaten oğlum yemek sepetinin kodunu alıp ne yapacaksın? Deliveroo'da çalışmıyor ki. Oha, bu arada fonetik ikinci kere kazanmış. Arkadaşlar birden fazla baş alan adam var. Nasıl ya? Ermoni çok çok bu arada 26. ayı canımsın. En ya benemsin, hoş geldin. Önce hentai yeni uçak kaldırmayın. Twitch'e kaldırın. Ben mesaj bekliyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Biz de görev adamıyız. Bottas gibi düşünün. Tamam, herkese gönderdim. Mutluyum. Hallettim. Kale diyetine başlıyorum ben de. Yenilerim yanına. Gel gel. Oo, hadi ya, kolesterolüm çıkmış. Geçmiş olsun yiğidim. O biraz o önemli var. Ona dikkat et.
Bu arada Ermoni çok teşekkür, 26. ay. Freaking Life 8. ay. Plutonip 8. ay. No One's Haiko 7. ay. Arda Kıya 7. ay. Karan 5. ay. Hello, hoş geldiniz. Şurada olsun. Başın güzel ama şimdi. Kodları 5 Ekim mi? 3 pardon, 5 Eylül mü? 3 Eylül mü? Ya bir ay. Bu Ağustos ayı içinde kullan kodu. Akla iş birliğin var mı? Var ama sponsor derecesinde değil. Yani böyle şey değil hani. Koltuğu bana bedava verdiler. Ama koltuğa gidip ben istedim mesela adamlardan, öyle diyeyim. Videonun koduyla da indirim var. Ama yani bu şey değil. Kötü olduğunda kötü derim. Ama ben memnunum koltuğumdan. Kendim seçtim çünkü zaten koltuğumu. Hoş geldiniz. Zevkli ye yemeğini. İdirim ne kadar? 110 galiba. Bilmiyorum ki. Video enkodunu kullanırsanız çalışıyor. Haklı kilograma göre sınırlandırma var mı? Var. Sitesinde yazıyor. Nekropatistan aboneysin oğlum. Vettel diskalifiye olmuş. Ama olacağı belliydi. Yani benzin hakkında herhangi bir konuşma insta diskalifiye abi. O konuda yapabilecek bir şey yok. Güney Kore ile eşleşmişiz voleybolda. Bence güzel bir eşleşme ya. Açıkçası ben umutluyum. Yani Brezilya'ya karşı oynadıkları oyunu gördüm. Yani Brezilya asıl korkutacağımız bir şey. Yani Sırplar olabilirdi, Brezilya olabilirdi, Monka Fakines. Brezilya zaten, ben Kore ile maçını izledim. Yani bir Brezilyalı ablam bütün Koreli ablamlara eşitti. Öyle diyeyim. Psychopath Kalir, çok teşekkür bu arada, 15. yaşın canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Tam olarak neden diskalifiye olmuş? Vettel mi? Abi FIA'nın kurallarına göre, FIA'nın kurallarına göre yarış bittiğinde FIA'nın her benzin deposu diye bir şey vardır ya. Benzin deposunda ayrı bir hortum var. Bu FIA'nın hortumu diye geçiyor. FIA yarış bitiminde 1 litre benzin çekiyor oradan. Yani ne olursa olsun yarış bitiminde 1 litre benzin kalmak zorunda. Ve o FIA hortumundan çekilmek zorunda. Böyle bir kural var. Vettel'den 0.3 litre çekebilmişler. Niye peki? Kural böyle. Yani illegal bir şey benzine illegal bir şey karıştırılmasın diye. Yani bu yeni bir kural değil arkadaşlar. Bu kural, yani birçok şeyi alabilirsin ama yani bu kural yeni değil. 0.3 ineceğim için yetmiyor mu? Yetiyordur. Bir damla bile yetiyordur. Ama adamlar 1 litre istiyor arkadaşlar. Yani bu bir şeyi, kuralı değiştirmiyor. Adam 1 litre istiyor. Yani sen istediğin kadar şey yap. Adam 1 litre istiyorum diyor. Buna göre plan yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Ya herkes bu kurala uyuyor. Russell'ın arabası yolda kaldı. Russell'ın arabası yolda kalmadı. Russell da 1 kilo 1 litrenin altına indirecekken indi. Arabayı durdurdu direkt. Ya itiraz edeceklermiş Aston Martin ama itirazdan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olay şu. Şöyle bir şey varmış bu arada. Şimdi tabii ki de F1 arabaları değiştirdikçe F1 şeyleri de değişiyor. Dizaynları da değişiyor. Araba içindeki dizaynları. O pompa çekemeyebiliyormuş. FIA pompası o 1 litreyi çekemeyebiliyormuş. Ama şöyle bir şey var. FIA'nın kuralları çok net ve açık. Ben o pompadan çekmek istiyorum diyor. Yani arabayı çevirip o 1.7 litreyi almak istiyorum demiyor. FIA'nın kendi böyle orada pompası var. Oradan çekeceğim diyor abi. Bu kadar basit. Bu tamamen Aston Martin sıçmıklığı. Hiç kimsenin hatası yok. Ne FIA'nın, ne bilmem ne, ne onun, ne bunun, bilmem ne. Bu tamamen Aston Martin gerizekalılığı. Vettel'in hakkını yediler. Pompa bozuksa, pompa bozuk değil. Pompa bozulmuyor işte. Çok saçma değil mi, yoksa poponucu az biraz havada mı?
Değil abi bak arkadaşlar şunu anladım. Yani bu kural herkes için öyle. Yani bu kural yeni çıkan, şu anda ilk defa uygulanan bir şey değil. Yani yıllardır böyle. Yapacak bir şey yok yani. Mayıs'tan hayır. Yani benim üzerimden birisine yani bana atıp benden birisine gitmesinin manası yok. Kendiniz bağış yapmanızı daha çok isterim. O konuda ceza yiyordu. Ha. Fiyan acıma gibi karanlığa geri atma gibi bir şey olmaması imkansız. Bir itiraz edecekler bakalım. Yani inşallah itirazda kabul olur. Neye itiraz edecekler ben de bilmiyorum. Belki bilmediğimiz bir detay vardır. Belki pompa bozuk diyecekler. Bilmem ne diyecekler. Onu itiraz ettikten sonra göreceğiz. Emre kardeşlik şu 15. için canım mısın? En iyi abone abi. Sana hoş geldin. Emin ol. Benim için abone olmanız daha önemli. İzmir'de yapabileceğimiz başka bir yer yok ki. Westman olayını gördün mü? Westman olayı ne? Lahmacun severim ama abone ol. Çünkü ben de sizi seviyorum. Jason özür dilerim. Çok da çok konuşunca için bu arada canımsın. En iyi abone sana hoş geldin. Silly Mary's aramıza hoş geldin canımsın. En iyi abone sana hoş geldin. Tahmin edip devam ettiğin için kız cezası alabilirmiş. Yok, sanmıyorum. Hayır, Verstappen olayı değil. Yok. Verstappen olayı bilmiyorum. O yeni bir şeyse onu bilmiyorum ama Verstappen olayı benim bildiğim şu. Şu ana kadar 3 kere motor değiştirdiği için veya kaçıncı motor değişikliği bilmiyorum. Bundan sonra motor değişikliğinde grid cezası alacak. Çünkü son motor aklını kullandı Verstappen. Yok, o Perez'di lan. Bir bakayım. Lahmacun severim. Çok teşekkürler bu arada abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonem. Çok teşekkür ederim için. İkisi. Ha Science doğru doğru. Verstappen ve Science. Evet. Science sondaydı. Doğru. Evet. Bir sonraki motorda ceza yiyorsun zaten. Yok mu bütün arabayı sıfırına yap? 20. başlaması. Var. Motor değişince ne oluyor? Ceza 3 kere değiştirebiliyorsun bir sezonda. 4. değişikliğinde diyor ki FIA yapma. O da şeyi engellemek için. Şimdi elinde sonunda Mercedes, Red Bull her yarışta sıfır motor kullanacak kadar paraları var. Bu yüzden de limitliyorlar. Dur F1 notification geldi. Bir şey yok. Gariban bir de Haas var. Tek motor. Her motor tükürükle. Epilego var mı? Epilegosu çekin durur be. Kaza değişen motor sayılıyor mu? Kazı sayılıyor. Kaza yapma forehead diyor FIA. Gördüm ya çok kötüydü. Öyle bir İspanya yok. Lost Ark'tan haber var mı? Lost Ark'tan uzun süre haber almayız büyük ihtimalle. Lost Ark'tan en yakın haberi Eylül-Ekim'de alırız. Eylül'de alırız diye düşünüyorum. Eylül'ün 3. haftasında falan alacağız Lost Ark'tan haber diye düşünüyorum. Bunun sebebi de çok büyük ihtimalle şeyle alakalı. New World'ü çıkaracaklar. New World çıkana kadar ikinci bir MMO'yu bahsedip öldürmek istemiyorlar. New World çıkar. 2 hafta, 3 hafta sonra ilgi azaldı an New World'e. Aa biz bir yeni MMO yapıyoruz. Yok mu bum be kaslarım diye şey yapacaklar çok büyük ihtimalle. Funny Dog çok da 9. için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Ya ayağım öldürüyor beni. Lord of Simuruk çok da 11. ay canımsın. En iyi abonemsin. Abi dün şimdi dün yorgundum yayından sonra. Neyse. Bir şeyi 3D printlemeye başlamıştım. Hatta 3D printlediğim işte şey de buydu. Gece bir şeyi 3D printlemeye başladım. Güzel de printledi bu arada. Neyse. Hatta 2 tane var. Neyse bir şey 3D printlemeye başladım ama yatarken printleyecekti. Çünkü 6 saat sürüyordu, uzun sürüyordu.
Dedim ki yatarken odamın kapısını kapatayım. Abi ayak kapının tut şeyine, kapıyı durduran şeyi çektim. Kapının arkasında benim şeyim var. Beyaz tahtam var. Beyaz tahta ayağıma bir düş. Gecenin köründe ikisinde. Cidden bir de uykuluyum. Ya mutsuzluk, kapıyı da kapatamadım tekrar düzenlemekten. Sesi de açıktı. Bütün akşam printer'ın bo sesini duydum dedim. Bağırmadım, acıdan bağırmadım ama acıyor yani. Şu anda acıyor. Gece acımıyordu, şu anda burada acısı. Ben de gece gözümün üzerine bastım. Ay çok kötü bir şey o ya. Bir kere yaptım, nasıl bağırmadım. Ya şey acısı vardır ya. O kadar acısı hissetmezsin. Sonrası gelir. O acı. O acı yani. Mutsuzluktu yani. Acı şu anda koydu ama. Yani şu anda koydu. Yalan yok. Bu arada bu da şey. Evet arkadaş, sonunda bir 3D printer gurmesi oldum. Kendime ben de kutu yaptım. Kutu bastım. Hayırlı uğurlu vatana uğurlu olsun. Artık ben de dediğim gibi kutu bastım. Bu kutuya içini de basacağım. Kutunun içini de basacağım. Ama şu anda dışlarını basıyorum ilk önce. Çay kutusu. Evet. Ya bir şey için lazım. Şu anda Maker masasında birkaç tane şey var. Hem 3D printer'ın ürünleri var, hem Havia'nın ürünleri var, bilmem ne. Bunların koyabileceğim bir yerim yok. Koyabileceğim bir yer olmadığından dolayı şey yaptım. Bunlara bastım. Bundan iki tane daha filan daha basacağım. Bir tane daha basarım büyük ihtimalle. Üste oturtacağım. Sonra içlerini yapacağım. Keşke beyaz yaptım. Yok, kasti böyle yaptım. Ortasını turuncu yapacağım. Ama güzel oldu. İyi bastı. Güzel bastığını düşünüyorum. Kaçla bastım? 0.3 ile bastım. Büyük bastım. Normalde daha şey basıyorum. Daha detaylı 0.2 basıyorum da bunu 0.3 ile bastım. Ama çok iyi bastı. Bayağı pürüzsüz. Evet, çok güzel bastı. Dur bak göstereyim yakından. Buradan bakınca görüyorsun ama çok çok güzel bastı. Yani çok temiz bastı. Acayip temiz bastı yani. Pürüz var. Tabii canım oğlum, yani uzaktan baktığında gözükmüyor ama. Çok çok güzel bastı. Ben de çok keyif. Yani düzgün ayarları tutturunca iyi çalışıyor. Yemeğe bırakıtını gördüm mü? Şimdi bakacağım. Beraber bakalım dedim. Basarken harcam materyal pahalı mı? O kadar değil. Markası nedir? Ender 3. Ender 3 V2. Türkiye'nin resmi 3D printer sponsoru. Zaten. En ucuz ve en çok kullanılan 3D printer olduğu için yani resmi sponsorla aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Filamenti Elsun kullanıyorum. Elsun PLA Plus kullanıyorum. Ender 3 çok seviliyor. Ender 3 giriş, yani 3D printer şeyine giriş için en iyisi. Benim gözümde. Yani en iyi alet değil, en güçlü alet değil ama giriş için en iyi alet. Çünkü bir ucuz, yani çok, fiyatı cidden ucuz. Üzerine modifikasyonu çok fazla. Yani sırf 3D printle şey yapabiliyorsun. Aleti geliştirebiliyorsun. Hani başka şey, yani kendin direkt o 3D printer'dan 3D printleyip aleti geliştirebiliyorsun. İzmir, onu biliyorum. Kura'da şeyi var, oradan biliyorum. ABS Plus mı? PLA Plus. Benim mesela upgrade'im yok da gerçi. Şey var. Bu 3D printer'ın alienleri, scraper'ı, kazma şeyi falan var. Mesela onları basıcı asacak bir tane 3D print bastım.
filamenti doğru düzgün nozula gönderecek, kafaya gönderecek bir şey bastım. Şimdi şeye basıyorum. Raspberry Pi'yi direkt yanına takabilecek bir şey daha basıyorum. Ben dediğim gibi şey çok. Upgradability çok fazla. Çok fazla upgrade yapıyorsun. Ama yani buna çok çok daha iyi print edenler, çok daha temiz print edenler var. Fotoğrafı civciv çok da çok 11. için. Smoke Nagata 3. ay. Funny Duck 9. ay. Erokiyat 10. ay canımsın. En iyi benimsin. Hoş geldin. Bam bam bam. Bam 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 bam. 7 açıldığı zaman konuşuruz. Bugün evden chatine bakmadım. Aa, bakmadım. Bugün koşturuyordum ya. Toplantılar vardı. Ay bir de bugün yaşadığım, son bir saat önce yaşadığım şeyi anlatacağım size. İçime sıçtım, içime. Müthişti ya. Yani evet, yani epik çay anı. epik çay anı. Anı. Yani destansı çay anı oldu. Abi toplantıdayım 4 gibi. Sabah bir tane mail geldi muhasebecimden vergiyle alakalı. Vergiye bakıyorum. Bir vergi ödeme, ya yani vergi tutarı yazıyor. Bir şeyin ödemesi yazıyor. Baktım meblağ da yüksek. Dedim ne alaka lan bu? Aynı zamanda annemin ve babamın da muhasebecisi bu abimiz olduğu için annem de CC eklemiş. Toplantıdan çıktım işte. Annem arıyor. Vergi ödememişiz, bilmem ne yapmamışız, ödeyelim, faizi var. Bugün son günü, bilmem ne, uçak kaldırıyor. Lan! Lan! Gerildim. Toplantıdan yeni çıkmışım. Saat 4.40 zaten. Hani son banka işlemleri için, EFT işlemi, son 10 dakikamız falan var. Ziraat atman gerekiyor veya devlet bankalarından birisini atmaya geçiyor. Onun dışında ödeyemiyorsun vergiyi. Böyle gerginlik, nasıl aktaracağım, hangi bankadan aktaracağım, bir de yemek yememişim, açım, aynı zamanda yemek pişirmeye çalışıyorum. Abi götüm öyle bir delirdim. Bir miktar parayı aktardım ödemek için, bir miktarı daha başka bir bankadan aktaracağım. Neyse yani o kısmını, hani şey olursa diye, hani EFT işlemi gerçekleştirmesi, o kısmını ödeyeyim dedim. Aktardığım kadarını ödeyeyim. Hepsini ödeyemesem de bir bölümünü ödeyeyim. Öyle bir şey var mı onu da bilmiyorum ama ödeyeyim dedim. Hani kredi kartında olur ya belli bir şeyini. Abi işte Tahakküt No ile ödemeye girdim. Pardon, TC kimlikle ödemeye girdim. Tahakküt No şeye orada sana direkt bütün vergilerini listeliyor. Tıkladım. Vergim yokmuş. Ben onu ödemişim çoktan 3 ay önce. Yıllık gelir vergisi bu arada bu. İkinci taksidi. Ben 3 ay önce param varken daha önceden, ama ben bunu daha önceden ödeyeyim, kafam rahat etsin diye ödemişim. Altıma sıçtım. Annem de gaza getirdi böyle, götüm attı. Bir son 30 dakikada 20 yaş yaşlandım. Yani simülasyona öyle bir girdim ki çıkamadım. Yani böyle var ya, mutsuzluk böyle başıma ağır girdi. Yani hiç stresli değil Türkiye'de yaşamak. Ha ben de ödemişim ya. Muhasebeci de niye atıyorsa yani. Banka hesabı yatırımı için sınır saatini 11.45'e kadar ödeyebilirsin muhasebeciyim. Yok Loderen, olay şey, başka banka hesabımdan kendi ziraata aktaramayacağımdan EFT'ye. Yoksa 1000 TL FES'te aktarırım da o da kanser yani. Yoksa şeyden ödeyebileceğimi biliyorum. Ziraattan ödeyebileceğimi biliyorum da bir şeyden aktaramıyorum. Diğerden. Ama yani altıma sıçtım. Çok mutsuzdum. Yani 15 dakika içime sıçtım. Mutsuzluktu yani. Binden fazla mı? Arkadaşlar Türkiye'de öksürsen 1000 TL vergi alıyorlar. Tabii ki de binden fazla. Bankalardan vergi demek kanser, direkt giden öder. Yo, ziraat çok güzel. Ben çok memnunum ziraattan bu arada.
Yani tek kanser şey ziraata para aktarmak. Niye yani garantiden veya en paradan ödeyemiyorum? O beni üzüyor. Ama ziraat çok güzel. Ziraatın epi falan acayip iyi çalışıyor. Bayağı iyi çalışıyor ziraatın epi. Ben de emparacıyım. Benim de bütün şeyim emparadı kesinlikle. Ama yani. Evet. 2 sene önce, 2 sene önce veya 2 mi 3 sene önce mi ne her taraftan ödeyebiliyordun bütün şeyi. Herhangi bir bankadan dümdüz ödeyebiliyordun. Ondan sonra şeye döndü. Devlet dedi ki yok, devlet dairesinden, devlet bankasından ödeyin. Aa, yok mu? Emperor'ın app'i çok kötü değil mi? Emperor'ın app'i ne biliyor musun? B550S2H. Nefes alacak kadar çalışıyor. Ama çalışıyor. Şimdi yalan yok. Yani çalışıyor mu çalışıyor. Ama nefes alacak kadar çalışıyor yani. Ama zaten Empara'nın olayı o. Empara her şeyi minimumda yapıp sana çakmıyor o fiyatı. Ben ona okeyim. Ha, kredi kartıyla ödemek istemiyorum ama ya. Aslında kredi kartıyla da ödeyebilirim. Ama kredi kartı bakiyem yetmez. Ama kredi kartıyla ödeyebilsem var ya, 1 mil kazanırım, 1 mil kazanırım. Üf yani. Limitini arttır. Konuşmayayım. Nakit bakiye de ekleyebiliyorsun. Nakit bakiye ekleyebiliyorsun ama %20'ye kadar ekleyebiliyorsun diye biliyorum. Biraz daha aslında limitsiz olacak. Ya şöyle söyleyeyim. Bunun limit arttırma nedenimi söyleyeyim size oraya kadar. Benim giderim yok sanırım o kadar, o yüzden çok vergi veriyorsun. Yok, Türkiye'de olduğumdan o kadar çok vergi veriyorum. Ama giderim de yok. Aynen, o da onlardan birisi. Ama Türkiye'de olduğumdan çok vergi veriyorum. Şöyle. Ben bir ara arka arkaya yurt dışına gitmiştim ya, orada millete bayağı bildim bavul kaçakçılığı yaptım arkadaşlarıma. Yani birisi laptop istiyordu, olur getiririm. Kemal telefon istedi, olur getiririm, bilmem ne. Vic Reigns iPad istedi, o iPad'i kullanıyor hatta şu anda galiba, değil mi, şey yayınlarında. Kendime aldım daha doğrusu. Her üründen bir tane aldım, iki tane de almadım işin komik tarafı. Harbiden almadım ben. İşte onları aldım. Evet ya, o öyle bir karışıklık oldu Vic, özür. Neyse, öyle bir şey yaptım. Trufix abone ol. Onlar için şimdi dolar olarak alınca Grenzi. O yüzden bir şey oldu. Bayağı limiti arttırmak zorunda kaldım. Limit şu anda yasal olarak en yüksek artılabilecek limitte. Ondan sonra bankaya arayıp fiziksel olarak şey yapmak zorundasın. İmza atmak zorundasın. Böyle öyle bir şey var bu arada. Aptal bir şey var. Ben de arttırmıyorum, hatta düşürmeye çalışıyorum. Düşürtmüyorlar. Yok yok. Yok, o değişti. Max 20K. Yo değil. Hangi banka olduğuna değişir. Ya dediğim gibi ben düşürmeye çalışıyorum tekrar. Ha, benim mesela bir tane şeyim öyle. Benim bir tane garanti şeyim var. Akbank kartım var. O kartı çok seviyorum. Limitim kaç biliyor musun Akbank kartımda? 800 TL. En sevdiğim kredi kartım o benim. Arttırmıyorum. Her sene arıyorlar. Her sene reddediyorum. Her sene reddediyorum. Arttırmayacağım abi. Çok memnunum o kredi kartından. Kesinlikle her seferinde arıyorlar. Kapalan telefonu.
Jollipuff bu arada doğum günü kutlu olsun. Fizz Bird'de hemen yiydim. Tabi tabi kudur. Kudur yani. Ticaret gurumuz Jollipuff doğum günüymüş. Aynen Sabancı'nın verdiği kredi kartı. Çok seviyorum o kartı ya. Limar arttırsan ne olacak? Arttırmasan ne olmasa ne olacak? Ya abi kötü bir şey yine de. O kadar yüksek limitinin olması kötü bir şey yani. Sevmiyorum. Sabancı'dan Silikon Vadisi'ne giden çok kişi var. Yani bunun sebebi Türkiye. Genel öyle. Ama şimdi yalan yok. Ben garantide işte MySense Mice kullanıyorum. MySense Mice Platinum kullanıyorum. Çok memnunum. Bok gibi mil biriktirdim. Çılgınlar gibi mil biriktirdim abi. Şu anda o kadar mil biriktirdim ki 4 kere Amerika'ya git gel yapabiliyorum bedavaya. Çok temiz oldu o. Onları şeyle kastım. Şimdi şirket beni işte Los Angeles'a götürüyor, New York'a götürüyor, Seattle'a götürüyor. Aynı zamanda işte bu video oyundan dolayı da Apex'tir, Blizzard'tır başka yere götürüyor. Ubisoft Fransa'ya götürüyor, İngiltere'ye götürüyor. Bunların hepsini millerime yazdım, yazdım hepsini. Az biraz uğraşıp 5 dakika uğraştırıyor ama yani yazıyorum. Onların hepsini yazdıra işte milleri biriktirdim. Bir de işte kredi kartında harcama yapınca şey yapıyorsun. Güzel öyle biriktiriyorsun. Mil dediğin şey güzel ama kullanamıyorum. Allah'tan milleri uzattılar Türk Hava Yolları. Japonya kaç kez? Japonya'nın daha kötü. Japonya'ya 2 kere gidip gelebiliyorum. Japonya'ya bedava git gel 2 tane ayırabiliyorum. İkisi de Bozkor'da. Limiti fazlası neden kötü ihtiyacın olduğunda iyi değil mi? İhtiyacım olduğunda arayıp limiti arttırırım. Çöpte. Fazla aldım ya. Bundan sana gönderdiler mi? Yemek sepeti şey mi? Ne o? Yok göndermediler abi. Çok yani... Bank kartı her zaman daha iyi. Bence değil ya. Ben kredi kartını seviyorum. Kredi kartlarının verdiği bonusları seviyorum. Ama var ya garanti ne kadar şerefsiz. Garanti ne kadar şerefsiz arkadaşlar. Aman Allah'ım. Ben bunu geçen yayınlarda da söylemiştim. Garanti ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela MySense Mice'in artı bonusları var. Bazı kartların artı bonus kampanyaları oluyor. Kampanyaların hepsini gizliyorlar. Daha doğrusu gizlemiyorlar. Nerede olduğunu söylemiyorlar sana. Hepsini şey mesela bonus flash diye bir şey var ya. Bonus flash indirdiğinizde efsane bir app olduğunu anlıyorsunuz. Müthiş bir şey. O kadar güzel gizlemişler ki arka tarafa. Ben sırf bonus flash yüzünden ya sayesinde yüzünden de demeyeyim. Aynı zamanda yüzünden 10.000 mil kazandım geçen ay. Normal yaptığım harcamalar zaten. Mesela restoranda restoran harcamalarına 500 mil hediye ediyor. Bir restorana gidiyorsun 100 TL harcıyorsun 500 mil veriyor otomatik olarak. Şey yapıyorsun elektronik bir şey alıyorsun. İnternetten yapacağın alışverişlerin yarısı kadar mil veriyor. Bunun tabii bir limiti var. 1000 maksimum 1000 veriyor ama. Veriyor. Bunların hepsini ama arka tarafa gizlemişler. Hepsini arka tarafa gizlemişler. Evet benim de haberim yoktu. Ben neden indirdim biliyor musun bunu? Tamamen şansa. Şey oldu abi. Bu şey var ya. 3D Secure. Şifre yapıyorsun. Şifre giriyorsun. 6 haneli kod gönderiyorlar kredi kartıyla alışveriş yaparken. Bonus flash'ta direkt kod girmeden onaylayabiliyorsun. Notification çıkıyor. Tak diye onaylıyorum diyorsun. Onaylıyorsun. Tertemiz. Acayip güzel bir şey o.
O var mı acaba diye üye oldum. Varmış. Bu sırada şeyi fark ettim. Böyle bir sistemi bütün kampanyaları buraya gizlediklerini fark ettim. Çok üzüldüm ama yani cidden kaybettim mile üzüldüm. Baksana mobilya ve beyaz eşya harcamalarınızı 1500 mil hediye. Akaryakıt harcamanızı 150 mil hediye ekstra. Restoranlarda hesabımızın yarısı kadar ekstra mil. Türk Hava Yolları'nda 1 mile 1 mil harcadığı. Benim telefonun garantiniz temaslı ödemesi NFC ile Trinity ediyorum. Apple Pay. Bir kazanma sadece garantide ve Frans Bank'tan mı oluyor? Oh, hatırlamıyorum, bilmiyorum. MySense hangisinde ise. Apple Pay'e geldim. Utap sağ olsun, hallettik. Luke Jean T'ye çok teşekkür 14. için ve Tier 2 için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Fletcher 17. ay, Hezman 11. ay, Shin Master'yken 6. ay, Samet 49 milyar milyar yıl. Çok teşekkür abone için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Turbo Fix çok teşekkür abone için canımıza hoş geldin. Win Master 8. ay, Kaan 2. ay, Ekoriyet 10. ay, Fotoğrafı Civciv 11. ay. Çok teşekkür abone için hoş geldin. Bu arada dur şunu göstereceğim ya. Binotto'nun kaza yapan taraf masrafı karşılaşsın önerisi ne diyorsun? Yani olur ama Ferrari batar. Mantıklı. Ama Ferrari batar yani. Ferrari'ye patlar o. Yani o kadar bence başını çıkarmasın Ferrari o konularda. Ya ben olsam çıkarmam. Bu arada şuna bakalım. EMEA. Guild Forze. Forze hiç bilmiyorum. Nereden çıkmış? Rusya takım mı acaba? Funflux Ponix, Fireflux. Oh no. Oxygen Giants. Üst Upper Clawfire'da Ascent, Gambit, Supermassive ve G2 var. Oh no. Oh no. Türkiye'ler çok kötüye denk gelmiş. Türkiye ilk, yani şöyle daha doğrusu. FunPlus Phonics eskisi kadar formda değil. Giants çok formda. Giants o yani oh no. Yani çok bir o yani. Burasının tweetini kapattılar mı ya, ben bilmiyorum ne alaka, bilmiyorum ki. Yani o kötü gelmiş. Ya bu böyle gelmemiz çok kötü olmuş bu arada. Seyapult yapmıyorum. 3 CIS yukarıda, 3 Türkiye aşağıda. Of. Ya bu maçın yani Giants şu performansla ya şöyle söyleyeyim. Bu maçın kazanı çok zor ya. İnşallah kazanır ama yani bu maç çok zor. Oxygen Giants çok zor bir maç. Çok zor maç abi. Yani sadece mutsuzluk bu maç. Şu kazanılabilir bu arada. Bunun hala kazanabilir olacağını düşünüyorum. Oxygen kötü oynadığını düşünmüyorum ama Giants bu aralar çok iyi oynuyor. Tövbe estağfurullah derecesinde iyi oynuyor abi adamlar. Bu çok zor bir maç. Mesela G2 ile kapışsalar belki daha fazla şans verirdim. Bu burada kazanabilirler. Fireflux çünkü biraz daha şey.
Sallantılı bir takım. Yine iyi bir takım. Yani Firefox her EMEA upper'larına çıkıyor. Ana finallere de çıkıyor ama elinde sonunda stabil değiller. O yüzden Firefox alabilir, alabilme potansiyeli var tabii ki de. O var. Yani Sinedler rahat geçecek burayı şuraya kadar en azından diye düşünüyorum. Ya buradan Team Liquid çıkar diye düşünüyorum. Nautilus'un Navi'nin çıkabileceğini düşünmüyorum. Team Liquid'e karşı Ascendant'e kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Upper'da rakipleri kim olur? Tahminim Guild olur ya. Gerçi Gambit'i izleyemedim uzun zamandır. Gambit nasıl oynuyor bilmiyorum. Bakmak lazım Gambit'e. Gambit Rusların maçlarını izlemiyorum. Yani Forzen olacağını düşünmüyorum. Guild çıkar oradan. İlk maçtan Guild çıkar da Gambit'i yenebilirler mi bilmiyorum. Gambit'in nasıl oynadığını bilmiyorum bu aralar. Ben yani eski deneyimime göre Guild'in olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani Gambit'i şeyde izlemedim. İkinci Masters döneminde hiç izlemedim. Ama şey olarak zor yani bilmiyorum ben yine bu arada şeyin alacağını düşünüyorum. Ya upper finale kadar Ascent rahat geçebilir diye düşünüyorum. G2'yi unutuyorum. G2'yi unutmuyorum abi. G2'nin ben hala o kadar iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani G2'nin ismi olabilir ama hala top tier bir takım değil bence Valorant'ta. Kötü bir takım değil, onu anlatmıyorum. Ama bir top tier arka arkaya her seferinde stabil büyük bir başarı gösteren bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden. Oha Emirut, o ne? Evet, G2 ve Fnatic özellikle bu Valorant'ta her seferinde sizi çok uçak kaldırıyorsunuz ama isimleri olması takımların iyi olacağı manasına gelmiyor. Ki Liquid de bunların içinde. Liquid'de ismi var ama ne yazık ki şu ana kadar bir başarısı yok abi. Yani başarısı yok dediğim. Yani ismine verdiğiniz önem kadar başarısı yok. Öyle diyeyim. Alo min yes. Şu an V Sports. Bowling topunu atıyorum. Ya dediğim gibi bir de şöyle de bir şey var ama EMEA Challengers'lara da genellikle yeni metayı üç aşağı beş yukarı görmeye başlıyoruz. Yeni metanın ne olduğuna da çok bağlı. Bu turnuvanın kazananı. Çünkü yeni metanın yani mesela Ascend'in oyununa counter bir meta çıkarsa ve Ascend buna hızlıca ayak uyduramazsa ne kadar istedikleri kadar iyi olsunlar bir şey değiştirmiyor. Aynı şekilde birçok takım için geçerli bu. Bunun etkisini de gördük şeylerde. Ben Ascend'in upper finaline kadar gideceğini düşünüyorum. Yani %100 şey olarak düşünüyorum. Hani ondan sonra karşısına kim gelir, nasıl olur maçlar bilmiyorum ama finale kadar rahat gidileceğini düşünüyorum. Ama zevkli maçlar bizi bekliyor. Ne zaman başlıyor? Yarın mı? Yarın başlıyor. Körslemeyelim Asendi. Ne körsleyeceğim oğlum? Seni taşır hepsini. Bu arada ben de onu çok istiyorum. Kesinlikle kesin. Ay 12'sindeymiş pardon. 12'sinde başlıyor. Oo daha 2 hafta var ya. En çok izlemeyi istediğim maç Ascent ile Sentinels. İnanılmaz izlemek istiyorum o maçı. Çok zevkli bir maç olacak. Öyle bir maç olursa. Acayip keyif alabileceğim bir maç olacak. Çünkü Ascend'in maçlarını izlediyseniz Ascend'in playstyle'ı Sentinels'e çok benzer. İnanılmaz benzer. Çok yakın oynuyorlar. O yüzden de acayip zevkli. Acayip zevkli olacak.
Bu turnuvada Sentinel mi olacak? Bu turnuvada Sentinel olmayacak. Bu Avrupa elemeleri. Sentinel hali hazırda çıktı. Masters'a. Sentinels'in en büyük artısını söyleyeyim mi size? Birçok kişinin göz ardı ettiği. Sentinels'in in-game lead'i aynı zamanda koçları. Normalde bir takım karar değiştirmek zorundayken tactical pause alıyorlar ve koçları burada hata yapıyorsunuz, şunu şöyle düzeltin diyorlar. Shazam direkt oyun içinde, yani Tenz oynayacağın oyunu sikeyim sol tarafa git diyebiliyor. Ya o çok çok büyük bir artı. Ona izin var mı? Var. Adam oyuncu. Bu arada negatif bir şey aslında. Ama Sentinel şey Shazam öyle bir oyuncu ki, yani adam hem duelist oynuyor, hem entry yapıyorsun, hem gerçi entry Tenz yapıyor Sentinel'de, entry Shazam yapmıyor. Hem duelist oynuyorsun, hem in-game lead yapıyorsun, hem de koçluk yapıyorsun. Ve bunların hepsini yapabiliyor. Entry yaptığı zaman o çok fazla olmuyor. Tenz entry. Mesela birçok kişinin de onun farkında değil. Mesela Tenz genellikle gidip bir iki adam alıp ölüyor. Birçok insan abi Tenz bok gibi oyuncu çok ölüyor. Lan gerizekalı adam amacı o. Entry zaten. Entry'nin amacı o. Zaten YOLO diye girersen bir noktada ölmek zorundasın. Yani adam merhabalar AQ deyip kafa atıp giriyor. E tabii ki de ölecek bir noktada yani. Astralis çok teşekkür ederim onun için. Rayvadin 12. ay. Froges 13. ay. Luke Jean 14. ay. Ya birçok kişi şeyi çok yanlış anlıyor. Maçların istatistiklerini çok yanlış yorumluyor Valorant'ta. Gizli forvet sikbot. Abi Sentinels'in iyi olma sebebi en büyük şey. Ya Sentinels'in iyi olmasının tamamen sebebi herkes eşit neredeyse. Yani birisine bağlı değiller. Mesela Team Liquid'de öyle. Team Liquid'de şey oynamadığı sürece ismi lan herifin, çocuğun ismini unuttum. Scream oynamadığı sürece yok oluyorlar. Geçmiş olsun. Kayıplar abi. Üzücü bir şekilde Ascent'te de aynı şey var. Yani Ascent'te elinde sonunda Syned'in taşımasına bakıyor. Yani Syned iyi oynarsa her takımı yenebilirler ve buna da çok iddialıyım bu cümlemde de. Ama bir kötü gününde yakalandıklarında da kötü yakalanıyorlar. Bir şey öyle değil. Mesela Sentinels öyle değil. Sentinels'de Tenz'in düşük olduğu maçlar da var. Özellikle qualifier'lara bakarsanız qualifier'ların ilk iki maçında falan Tenz çok kötü oynuyordu. Yeni mouse değiştirdiği için baya kötü oynuyordu. Ama baya kötü oynaması hiçbir şey değiştirmiyor. Yani onun götünü ya Sick topluyor ya Shazam topluyor. Yani topluyorlar. Yani takım topluca beraber iyi oynuyorlar. Yo, Bonkolt falan da çok iyi. Ben katılıyorum. Ascent kötü bir takım değil. Ascent çok iyi bir takım. Ama elinde sonunda hani dünya Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olma şeyi Syned'e bakıyor. Benim gözümde. Hani yani o artı yani şey hani %110'unu verme olayına Syned yapabiliyor. Diğerleri yapamıyor benim gözümde. Yoksa yani çok iyi oyuncular hepsi. Kesinlikle katılıyorum. Hepsinin çok çok iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Zeke'in, Bonkold'un kötü oyunu takım o kadar etkilemiyor. Syned'in kötü oyunu kadar. Yani yüzdesellik olarak söylüyorum. En azından bana maçlar öyle hissettirdi. Bu da Valorant e-spor yorumlarım. Çek fotoğrafı.
Ben bu arada harbiden Valorant'ı çok şey yapıyorum ya. E-spor'u çok çok takip ediyorum. Ama bir Rusya'yı takip edemiyorum, bir de Kore'yi takip edemiyorum. Bir de Türkiye o kadar takip edemiyorum. Çünkü sıkıntı şu, Türkiye'nin maçları genellikle tam benim yarım sayılı saatinde oluyor. Sonradan highlightları izliyorum da highlightlarda zaten güzel anlar gösteriliyor. Güzel anlar gösterildiği için asıl hata yapılan analiz yapabileceğim, anlayabileceğim oyunu yerlerini anlayamıyorum. En büyük problem de o oluyor. Valorant'ı çok sevmenin sebebi nedir? Keyifli oyun. E-spor da çok keyifli. Ya e-sporuna inanılmaz keyif alıyorum. Bip bip bip. Ben bir de elinde sonunda e-sporu da seven bir insanım. Yani oynadığım oyunun keyif aldığım oyunu e-sporunu takip ederim. Bayağı aktif takip ederim. Dota'yı da öyle yapıyordum. Dota'yı çok aktif takip ediyordum e-spor olarak. Aynı şekilde Valorant'ta da öyle. Hiçbirinizin yanındaki insan bana katılmıyor. Katılmak zorunda değiller ki abi. Keyifli kısmı o. Yani bana katılmak zorunda değilsiniz. Ben herkesin bana katılmasını beklemiyorum. O sıkıntı yok benim için abi. O dert değil. Ya insan şekilde söylediği sürece ben buna okeyim. Çok okeyim yani. Çünkü benim de yanlışım olur. Onun da yanlışı olur. Bilmem ne de olur. Navisini iyi bilirim. İyi bilirim. İyi bilirim. Ben TI1'i fiziksel izledim, öyle diyeyim. O kadar iyi bilirim. O dek hayırlı olsun yedim. Dek bence olmazsın. Yani ama ben Sapancı'dayım, bu benim şeyim. Ya evet, bu arada o var. Bunu da kötü bir laf olarak anlaşılsın istemiyorum. Bunun da şey olsun istemiyorum ama şöyle bir şey var. Bir T-Tours olayı var Türkiye Valorant'ında. Türkiye Valorant'ın maçlarını izlerken bir T-Tours var abi. Yani şey gibi, Monaco Grand Prix'sini izlermişim gibi izliyorum maçları. Ya böyle şey oluyor. Ya birisini izliyorsun, bir şey oluyor. Yok yok, maçlar dereceli gibi geçiyor. Rejide bir hata var. Ama bunun da Valorant'ın yeteri kadar imkan sağlamamasından dolayı olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani şey sıkıntı. İzleyemiyorum değil. Kili izleyemiyorum. Yani kili %90 kaçırıyoruz. Böyle şey oluyor. O burada kill oldu. Onu görüyorsun ama adamın yere düşüşünü görüyorsun. Hani nasıl vuruldu, oradaki şey nasıl gelişti, onu göremiyorsun genelde. Ama o da işte prodüksiyonun veya Valorant'ın daha spectator modunun çok şey olmadığı için. Yani o yüzden Türk tarafına da çok bok atmak istemiyorum o yüzden. Evet, yani Avrupa'da mesela bu böyle değil. Avrupa'da görebiliyorsun çünkü Avrupa'da şey yapıyorsun. Avrupa değil, Amerika'da yapıyor. Amerika'da iki tane observer var. Birisi kaçırdığında diğeri replay olarak gösteriyor. Yani şey yapıyor. Pop-up açılıyor sağ tarafta. Replay gösteriyor. Sunucular. En iyi sunucular bizde. Net. Yani her şeyi izledim. Bütün dediğim gibi yani Amerika ve EU'nun hepsini biliyorum. Bütün maçlarını izledim. En keyifli sunucular bizde. Farkla. Yani en çok bilgiyi veren de aynı zamanda. Şey değil bu arada. Sadece hani izleme keyfi olarak değil. Bilgi akışı olarak da hani
oyun bilgi akışı olsun, hani oyunun bu kişi buraya gitti, bu yüzden gitti, taktik bu yüzden yapıldı, bilmem ne, bunların hepsinin çok minik minik detayları var. Ve onların hepsini çok güzel anlatıyorlar. Acayip zevkti yani, kesinlikle Root, Vlad falan inanılmaz iyi, yani çok iyiler. Ve evet, çok heyecanlı anlatıyorlar. Yani o da çok önemli. Yani ben şeyi seviyorum. Arap spikerler vardır ya futbolda. Allah! Korner oldu. Oley! Diye böyle kudururlar. Çok zevkli oğlum. Öyle olsun yani. Yani o yüzden çok çok keyifli bence. Ki onun da etkisini görüyoruz mesela. Tabii ki elinde sonunda mesela bir BBL maç yaptığında 80K izleniyorken başkaları maç yaptığında 5-6K izleniyor, ama turnuva daha ileriye gitmeye başladıkça mesela 20K'yı tekrar 30K'yı gördü ve bunların en büyük, yani bunların kesinlikle etkisinde de Vlad'ın ve Root'un da çok etkisi var. Düzgün sunumun çok büyük bir etkisi var. Ben mesela izlemem. Sunum bok gibiyse kesinlikle izlemem. Ya, kesinlikle izlemem. Karan da aynı şekilde bu arada. Hepsi ben şey, yani isim olarak böyle söylüyorum ama hepsini katıyorum. Yani bence aynı zamanda şeylere de katılıyorum. Noel Baba, Noel Dayı, pardon, Noel Baba ne alaka? Noel Dayı'ya da katılıyorum. Ya yani bu hepsi, yani bütün analiz ekibi bilmem ne, yani hepsinin çok iyi iş yaptığını düşünüyorum. Analiz olarak da şey olarak da acayip iyi yaptığını düşünüyorum. Valorant chat'i bok gibi, Valorant chat'i. Oo, bok gibi. O ayrı bir konu. Valorant chat'i bok gibi abi. Noel Dayı Holy olayından sonra sevmiyorum. Ben Noel Dayı kesinlikle haklı buluyorum orada. Özür dilerim ama yorumcu yorum yapmak için orada. Yorum yapmayacaksa ne bok yapacak abi? Ya ben orada haksız olduğunu düşünmüyorum. Olayabiliyor muyum? Biliyor oğlum, ben e-sporu çok takip ediyorum. Burada o kadar fazla konuşmuyor olabilirim ki, konuşuyorum ama o kadar, yani ben baya baya iyi e-sporu takip ediyorum. Logic ben BBL'in yeni İGL'si olmuş. BBL'in asıl, yani yeni takımını bir sonraki Challengers'da göreceğiz. Yani bir sonraki Challengers'a kadar zaten, yani şöyle söyleyeyim, BBL'in bootcamp'te yaptığı en büyük hatayı söyleyeyim mi bence? Bu şeyde yaptığı. O kadar fazla oyuncu değiştirdi ki kim ne olduğunu bilmiyordu. Yani şöyle söyleyeyim, net bir şekilde yani hangi oyuncuyla oynadıklarını bile bilmiyorum. Ya yani bilmiyorum değil, kendilerini bildiklerini sanmıyorum. Ya bayağı bildiğin tam bir kaostu. Ya yani takım o kadar, yani puzzle parçası değiştirdi ki. Evet, yani zaten yapabilecek bir şey yok o durumda. İşte Fred vardı. Fred İspanya'ya gitmek zorunda kaldı. Lego oynamayacaktı, Lego oynamaya başladı. Aslan oynamayacaktı, geri geldi, gitti, geri geldi. Şimdi takımın istediği kadar bootcamp yapsın, beraber oynaması lazım. Beraber oynamadığı sürece antrenmanın bir manası yok. Yani 7-24 Valorant oyna ama beraber oynamadığın sürece hiçbir manası yok onun. Yani beraber oynayabilecek zaman bulamadılar. Oynadıklarında göreceğiz tabii ki de. Bakalım. Bu arada bak, bir dakika bak, bu şarkı Kingdom Hearts. Ama şarkının bir kısmı hani o Girl Is You diye bir tane TikTok'ta patlayan bir şarkı var ya, biliyor musunuz o şarkıyı? Biliyorsunuzdur. Yani TikTok'tan görmeseniz de TikTok izlemiyorum diye havasınıza Reels'dan görüyorsunuzdur. Çünkü Reels'da eninde sonunda TikTok'un kopyası. Bir gün sonradan geliyorsunuz sadece. Bak. Direkt aynısı. Şarkının alt ritmini dinle abi. Ya bu şeyle aynı bu arada. Şu anda hani TikTok sevmiyorum, Reels izliyorum abi. Ya bu şeyle 9gag'ci ile aynı kafa. Reddit sevmiyorum, 9gag bakıyorum. Hayır, sen bir haftadan geriden Reddit takip ediyorsun.
kandırmayalım. Yeme. Yeme bizi. Dur şeyi göster bak. Sen o şarkıyı gösterebilirim ya. Zaten cover bu. Şu kızın bir şarkısıydı. Daha bu şarkı kızın değil de bu kız da söyledi. Bu ünlü oldu. Dur şu kısmı. İzletmiştim size zaten bunu. Bu çok güzel. Bu çok güzel şarkı. Bu şarkı çok hiç beklemediğiniz bir şarkı. Böyle bir anda bir patlıyor ya. Şarkının alt ritmine böyle dını, onu bir dinleyin. Şimdi bu Kingdom Hearts'ı dinleyin. Çalmışlar. Kingdom Hearts'tan çalmışlar. Şimdi fark ettim. Sample'lamışlar. Yoint. Şimdi yok zaten sample'lamak çok doğal bir şey. Çalmak sayılmıyor sample'lamak. Ama yani harbiden Kingdom Hearts'tan yoinklemek de. Yo yo bu arada sample'lamak legit bir şey harbiden. Çok yapılan bir şey. Aa dev bir yoink yani. Şarkıda kopya çekme hukuki boyutu var. Var ama bu sample'lamak. Sample'lamakla şey arasında fark var. Kompet composer. Witcher 3'ün Xbox'ta sansürlü olduğunu biliyor muydum? Xbox'ını Türkçe değil, Türkiye değil başka yer yap düzeliyor. O siktir dadı çok güzel. Nasıl ya? Seyler gidem gitmez. Dadı çok... Oo niye böyle? Kahke kurabiyeymiş ismi. Arkadaşlar. Nasıl ya? Çok güzelmiş. Bayıldım. Kahpe değil kahke. Allah'ın belası kurabiye. Kahpe kurabiye. Puh yazıklar olsun kurabiye. Kahpe kurabiye ne abi? Alsın. Çayın yanında kurabiyeyi gider diye aldım ben de. bu arada birisi güzel bir şey yazmıştı onu okuyacaktım. Ben Trevalant'a birçok takımın istediği performansa ulaşamadığını düşünüyorum. Tamamen kadrolarına dayanarak söylüyorum. Fotoğrafları çok fazla ama yeni oldukları için katılıyorum. Ama bunun iki sebebi var. Bir, Türkiye oyun geleneği. Türkiye'de oyun geleneği ne yazık ki hala istediğin kadar takım oyunu olsun. Dota'da, LoL'de, Valorant'a fark etmiyor. Birisi sinirlendiğinde birebir Roche önü gel. Roshan önü gel. Yok bilmem ne önü gel. Yok depo harekesi gel. DDoS teke tek AWP map atalım. Niye teke tek atıyorum oğlum? 5'e 5 oynuyoruz lan bu oyunu. Manyak mısın lan sen? Niye delirtiyorsun oğlum adamı? Ya onu anlamıyorum. Niye teke tek geleyim? Türkiye'de bir o kafa var. O kafa direkt bizi bitiriyor. Yani takım olarak oynamama. Orada da bireysellik çok öne çıkıyor. Takım oyununda bireysellik de adamı götürüyor. Ki BBL'de de bunu da fark edebiliyorsun bazı noktalarda. Taktik yapıyorlar. O taktik tutmazsa Malkoçoğlu'na dönüyor herkes. Tekli tekli peak atmaya başlıyor. Hiç double peak atan olmuyor. Trade yapamıyorlar. Mesela bu çok oluyor. BBL'nin özellikle bu qualify maçlarına çok oldu bu.
Overpeak değil aslında attıkları. Yani BBR'le overpeak cidden atmıyor. Sadece tek başına peak attığı için, Malkaçoğlu moduna girdikleri için trade'ini alamıyorlar. Mesela onu şey çok iyi yapıyor. Supermassive çok iyi yaptı. Supermassive o double peak'i, trade peak'ini o kadar iyi yaptı ki neredeyse bir maç haricinde, ben Supermassive'in yarı maçını izlemiştim. Adamlar hepsinde double peak attı. Birisi öldüğünde diğerini öldürdü kesinlikle. %100 öldürdü. O çok büyük başarı ve Avrupa'da da çok etkili, görüyorsun bunu. Özellikle Ascend'in maçlarında yani Sine çok over peak'ini çok agresif atıyor ama her zaman arkasında bir götünü koruyan birisi var. Sinet öldüğünde kesinlikle Sinet'i öldüren adamı kesinlikle öldürüyorlar. %100 öldürüyorlar. Hiç şaşmaz bu. Dikkat edin. Bir maksimum şey de oluyor. Sinet böyle bıçağı alıp havada böyle yok mu diye uçtuğunda olabiliyor. O trade çok önemli. Ve trade genellikle de zaten sahayı açıyor offense'daysan. O bölgeyi açıyor. Bir bence bu hata var. İki taktik. İki... Fireflux'ın da artısını buradan gidiyoruz. Yani Fireflux 2 aylık bir 2 aylık bir takım ama Mankü'nün ben hala Türkiye'deki en iyi koçlardan birisi, hatta en iyi koç olduğunu düşünüyorum. TR koçları iyi değil abi, ne yazık ki. Yani bunu söylemek zorundayım. TR koçları TR için de çok etkili ama Koçun yapması gereken şey yurt dışındaki taktikleri alıp Türkiye'ye uygulamak değil, yeni taktikler bulmak olmalı. Sıkıntı o. Biz yeni taktik bulmuyoruz. Şeyde de o yüzden patlamıştık mesela. İlk Masters'da da bu yüzden patlamıştık. Adamlar yeni taktikle geldi. Post-plant metasıyla geldi. Biz de dedik ki oyun betadayken hareketler, sonra öldük. Yani taktiği imite etmek değil, taktiği üretmemiz lazım. Bunu biz nasıl yapabiliriz bilmiyorum. O kadar oyun hakkında bilgim yok. Ama hani gözlemim bu yönde. Ya onu fark edebiliyorsun. Evet, bu arada Mankü'yü ben dediğim gibi Türkiye'deki en iyi koç olduğunu düşünüyorum. Yani net bir şekilde şu anda net Türkiye'nin bence en iyi koçu. Bu kadar konuştuktan oynayasım geliyor. Ay bacağım hala ağrıyor ya. Ama Firefox tek çalışmıyor. Yok, tek çalışmıyor. Kesinlikle tek çalışmıyor ama yani bilmiyorum, verdiği kararları çok doğru buluyorum. Ayağıma şey düştü ya dün akşam işte. Bu arada Xbox'ı olan varsa Xbox Live Gold'un yeni oyunları güzel. Darksiders 3 var. Lost Planet 3 var. Güzel oyunlar var. Avrupa'da şansı var mı Fireflux'ın? Ya yani doğruya doğru çok az. Çok az. Ama umut var mı? Var. Ama geçmiş deneyimlere bakarsak az. Abi gönlümden ister ki 3'ü de çıksın. Yok mu? Yok. Anla ki. Oynadım ben sen. Benden gayet düzgündü. Kahveyi yedim. Bu turnada bir şey yapmasa ikiye düşürer solutu. Düşürmezler. Oğlum manyak gibi izleniyoruz lan biz Valorant'ta. Yani
İzlenme sayılarına hiç baktınız mı bilmiyorum ama ya ezip geçiyoruz, yakın bile değiliz. En sonunda bu turnuvalar kişilerin hayrına değil, sponsor çekmek için yapılıyor. BBL maçı varsa öyle. Yo, BBL'siz de öyle bu arada. Son yarı final ve finaller 20.000'den daha fazla izlendi. BBL 60-70K izleniyor. O ayrı. NA aşırı çok izleniyor. NA en fazla izlenen zaten. Bu arada Battlefield 5'i vermeye başlamışlar galiba. Aa, yeni oyunlar da var. Onları çekmeye başlayayım bir de. Çek 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 çek. Bak bunları da çek. Çek bunları da. Beleş oyun. Beleş oyun, çek şunları da. Ayrı. Ama evet, yani North American o kadar izlenmesinin en büyük sebebi mesela Shroud. Sadece Shroud dedi. Shroud, Mid. Arada açısı çok ender açsa da Pokimane. Quarter Jade, Tenzin sevgilisi neydi? Kaide. Ya yani bunların hepsi. Ya yani mesela Shroud otomatikman tek başına 80K izleniyor oğlum. Ya şöyle söyleyeyim, bizde Ferit BBL maçını izlese çok rahat daha müthiş rakamlar görür. Avrupa'da yapmıyorlar abi. Avrupa'da neden yapmıyorlar anlamıyorum ama yapmıyorlar. İnatla şey yapmıyorlar abi. Açmıyorlar. Co-stream'i açmıyorlar. Ben mesela co-stream yaparım maçlara. Beraber izleriz. Yanıma da bir tane pro oyuncu bulabilirsem çekerim. Janko'yu çekerim. Janko'nun analizleri çok iyi mesela. Çekerim abi. Konuşuruz, izleriz. Yapsınlar. Keşke yapsalar yani. Link bu. Sütçü Remzi, çok teşekkür bu abone olduğun için. Canımsın. En iyi abonemsin. Namaz hoş geldin. Evet, North America maçlarını şuradan izlemek çok keyifli oluyor. Ben de şuradan izliyorum. Şurada açmadığında kaydeden izliyorum genelde. Ama mid bu arada. Mid varsa ve midden izliyorum. Mid'in sunduğu her maç çok zevkli. Hele TSM maçıysa müthiş abi. TSM maçıysa ve mid yayındaysa adam ceketle izliyor direkt. Ceketini alıyor, ceketini giyiyor. Teknik direktör Yılmaz Vural gibi izliyor yemin ediyorum maçları. O kadar keyifli ki. Yerde yuvarlanıyor, şey yapıyor, penaltı oluyormuş gibi böyle arkasında totem yapıyor. O kadar zevkli ki yani. Müthiş müthiş ya. Yani izlemeniz lazım. BF5'i mi önerirsin? BF1 mi? BF1 daha iyi bir oyun. Birini indirecekseniz BF1 indirin. Aa, ben de Battlefield 5'im kalkmış benim Battlefield 5'im. LOL. O şeyden de hatırladım ben bunu. Battlefield 5'i bana EA vermişti. Ondan sonra bunu şeyle veriyorlar tabi. İsmi nedir onun? Game Changers diye bir şey var. Ben oradan kod istiyorum. Battlefield 5'in kodunu nedense bu herifler limitli yapmışlar. Belli bir süreden sonra o bitiyor. Ondan sonra mail atlar. Yeni kodu istiyorsanız oynamaya devam ediyorsunuz. Yeni kodu istiyorsanız mail atın, hemen paketi yollayalım falan demişlerdi. Ben de oynamadığım için yazmamıştım. Neyse, şimdi orijinde şeyde verdiler ya, onu kullanayım bari. Prime'dekini kullanıyorum. İndireyim ya, bugün belki oynarız. C yükleme, C'de o kadar yer yok. G yükle. Tut tut tut.
Indir. Yes. G'ye kurayım. G mi? Ne? Şey ya. Harbiden G ne diyeyim ya. Ne G işte abi. Yapacak bir şey yok. G plebe sesli değil. G Master Race SS'di. Dur göstereyim size böyle. Benim hard disk'im. Bu normal SS'dim. Bu Samsung 970 Evo Plus galiba. Bu normal hard disk. Bu da normal hard disk. Bu ilk Samsung'un SATA SSD'si, ilk SSD'lerden. Bu da 970 Pro. BF5 verildi. Evet, şu linke girip yapabilirsiniz. Allah, size kodu atıyordum yanlışlıkla. Sen kodu da arkada gösteriyormuşum ha Monka. Şu linkten yapabilirsiniz. Big Chunk neydi? Big Chunk şey ya, Türkiye'nin resmi hard diski. Hangi firmaydı o? Seagate. Seagate'in var ya. Custom PC toplayan herkesin aldığı. Western Digital miydi o? Seagate ya. Seagate yeşil olan. Seagate Barracuda 2 TB. Onun 1 TB'ı ve 2 TB'ı Türkiye'nin resmi sponsorluğunda zaten. Herkes de var. Kesinlikle herkesin evinde ondan bir tane var. Sponsorlu. Çay gibi. Bende de var var. Var var oğlum, yerli hard disk gibi bir şey yani. Çok ucuz. En ucuzu o. Performansı da çok iyi. Çok ucuz olduğu için alasın geliyor. Bütün BF oyunları neden bedava veriyorlar? Millet gaza gelsin diye. Yeni çıkışa. Evet ya, endişe öyle bir şeyler olmuş. Başar Erbektaş, çok teşekkür ederim 4. ay için bu arada. Ye ye Grave 10. ay, Süç Remz Arımız hoş geldin. Sosyal Turta 20. ay, Levo Front 8. ay, Koray Engül 2 sene, çok teşekkürler Koray Sengül, çok teşekkürler bu arada 22 senedir abone olduğun için. Mauri 5. ay, Flüzel 3. ay, Matatot 10. ay, Wagner 3. ay, Point Time 2. ay, Tebini en sevdiği prensesim, çok teşekkürler 17. ay için. Dogan 6. ay, Hüseyin Jafar 4. ay, Yatana Arımız hoş geldin canımsın, en iyi abonemsin. Bu arada evet, sanki aşılarda bir problem var şu anda BioNTech'te, çünkü bugün, sadece bugün ve dün 4-5 insandan geri gittiğini okudum. Hani gidip aşı olamadan geri döndüklerini okudum birçok insanın. Aa, bugün oldum ben. İşte bir bölgelerde var, bir bölgelerde yok o zaman. Yani çünkü yani birkaç kişiden okudum onu. BF1 mi BF5 mi? Bence 1. 1 çok daha iyi bir oyun. Adamlar geldi böyle, abi aşı bitti. Uvu. Bakalım hallolur ya inşallah. Ben Battlefield 5'e bir tekrar şans vereceğim işte şimdi, o yüzden indiriyorum. Çünkü Battlefield 5 ilk çıktığında oyun yoktu. Yani o oyun direkt yoktu. Yani oyunun hiçbir şeyi yoktu. Yani eksik değildi. Oyun yoktu. Eksik olması için bir şeyin olması gerekiyor. O oyunda yoktu.
Ama inşallah bu kadar zaman geçti üzerinden bir iki şey eklemişlerdir diye düşünüyorum, varsayıyorum inşallah. Şu anda beleş oyunları kapıyorum. Bu arada sonunda yıllar geçtikten sonra o kadar farklı contentleri oynadım ki Final Fantasy'de yeni expansion'a, daha sonra ilk expansion'ına geçtim. Ana oyunu bitirdim Final Fantasy'nin MMO'sunda. Çok şükür ya Rabbim, Heavensward'a geçtim. Yaklaşık 3 tane görev yaptım ve yanlışlıkla ondan sonra da yok mu bir raid'e girmem deyip raid'e girip ondan sonra da oynamaya devam etmedim. Raid'leri yaptım ana görevleri yapmak yerine. Evet, yine bir hata oldu. Oldu bir şey. 3 görev yaptım ama Heavensward'a başladım. Hala free trial kısmını oynuyorum. Raid'ler süper boş. Yok be, çok keyifli oğlum raid'ler. Siz sıkıntı şu abi. Birçoğunuz, mesela bizimkilerin hepsi raid'leri over level yapıyor. O yüzden keyifli gelmiyor. Gidip tek atarsan tabii ki de keyifli gelmez boss'a raid'e. Gir bir ay minimum item level no echo. Bak o zaman yeri süpürdüğünde, böyle kafayı sürttüğünde görüyorsun ne kadar zevkli olduğunu raid'in. Böyle alıyorlar seni, böyle diye sürttürüyorlar yerlere. Raid'ler over level olmuyor ki. Oluyor. Şeyle girebiliyorsun. Party Finder'la değil de şeyle girersen oluyor. Kuzun kasap lobi var mı? Bilmem, oynayabiliriz. Ama şey için iyi oldu ya. Benim zaten raid görevlerim vardı bugün. O raid görevlerini yaptım. Niye oynar mıyım? Yok, sanmıyorum. Bugün biraz Pokemon MOBA'sı oynayalım diyorum. Dün Warchost'ta oynadık, kanser olduk. Çok zevkliydi. Bok gibi oyuncular. Yani MOBA'nın neden kanser ettiğini böyle tam hatırladım ya. Müthiş bir şey ya. MOBA dediğin şey. Evet. Dün bak, MOBA'ya keyifli yazıyor ya Warchost. Dün herkes anasına sövüyordu oyundaki. Top lane'e gidene sövdü. Ortaya gidene sövdü. Zapdos'u kaptırana sövdü. Böyle sırayla. Yani çok tertemiz yani. Ya şey neydi? Bir tane böyle çöp öğütücüsü, çöp gibi bir tane Pokemon var. İsmi G ile başlıyor. O gelse çok iyi olur aslında. Pokemon Go'ya. Yeşilimsi bir şey. Garbage değil, yok. Grabish değil. Böyle vakumluyor. Yeşilimsi bir şey. Trabish de değil. G ile başlıyor ya. Kafasının tüy mü ne vardı? Trabish değil. Trabish'i biliyorum. Hatırlamadım. Siktir edin. Garbodor direkt çöp zaten. Bu arada Clondron in Danger'da oynayalım. Doğru. 1.0 çıktı. Bugün oynamamız var. Var. Bugün oynamamız var be. Twitch entegresi de var. Arkadaşlar biz bu oyunu 4 sene önce oynuyorduk. Yapmayın. Biliyorum. options. Multiplayer de ama. Nereden entegreyi koydu acaba adam? Yok mu Türkçe? Ben bunu oynamam. Ben bunu oynamam. Türkçe yok.
şey yok. Yok yani. No Türk. Default'larda bırakabilir bence bunu. Bunun eskiden chat'le yazıyordun, sonra extension getirmişlerdi. Extension'ım var şu anda.